Ekoturizm rotaları var. Türkiye'nin birçok güzel yerinde hoş patikalar, manzaralar, tarihi eserlerle dolu yollar var. Herkes istediği zaman gezebilir tabii bunları. Şimdi biz de onlardan yeni açılan birini Su Uçtu şelalesinde evet kapsayan Su Uçtu ekoturizm rotasındayız şimdi. Bu kaçıncı rota acaba? Ha Sinan? 51-55 mi? Oo. Bayağı 55 tane rota varmış. Bunların hepsini yürüyebilir miyiz bilmiyorum ama yürüyeceğiz galiba bu gidişle. Bugün burada çadırlar kuruldu. Biz de karavanda kalacağız yani Kanat Bey'de. Kamp ateşi kurulacak, yemek yenecek. Evet. Yarın da yürüyüş yapılacak ve... Hepsini anlatmayalım bence. Evet. Hepimiz eşit görelim. Evet, o diğerlerini görürüz. Kollar uzun mu? Hı hı. Tamam, bunu giderim. Akşam soğuk olacağı için güneş kutlarını giydirmemiz gerekiyor. Ben daha çorba içmedim. He? Sen yemek yiyecek misin? Alayım mı? Yok, iyiydi ya. Aspiratörün büyüğünü buldu yani. Barista mı olacak, aşçı mı olacak? Yamak lazım mı abi? He? Yamak lazım mı? Oo, çaylar yapılıyor abi. Yavaş yavaş kamp alanına doğru ilerliyoruz ha. Varacağız inşallah. Bizim kamp alanına 25 metre kaldı. Hadi sık dışarı. Millet horon tepiyor, misket oynuyor, Ankara havasıyla ortalığı dağıtıyorlar ama biz burada işte gördüğünüz muhabbetteyiz. Yani eskiden biz de o muhabbetlere katılabiliyorduk. Şimdi artık erken eve dönüyoruz. Şikayetçi misin? Hayır canım. Mutluyum. Günaydın annesi. Günaydın. Günaydın güneş. Günaydın anne. Siz bebekle ilgilenirken dün akşam dikkatimizi çekti. Bunun ilgisini daha çok üstüne çekmeye çalışıyor. Çocuğun mu? Yani kendine ilgi çekmek istiyor. Tabii kıskanıyor şu anda. Bir dahaki kardeş geldi.
Kıza geldirsin. Şu anda o kardeş olarak görüyor onu. Öyle mi? Kedimiz var. O yüzden. Kahvaltı bittiyse yürüyüşe doğru gidiyoruz. Yani, şimdi normalde servisler var. Servislerle gidiyorsun. O gemi kendisi götürüyor ama biz tabii Güneş Kutlağı'nı daha çok iyi tanımadığımız için milleti de isyan ettirmeyelim diye. Ha hayatım? Evet. Böyle bir şey yapacağız. Biz de onları takip edeceğiz. Bir şey demek istiyorum. Buyur Ayak. Bu ekoturizm rotalarının şöyle bir avantajı var. Hani biz Likya'yı, Tura'yı, Kaçkarları yürüdüğümüzde demiştiniz ya, çok uzak, işte çok uzun patika, zorlu. Gitmesi zor. Bunlar Türkiye'nin birçok yerinde var. 50'den fazla kısalığı, uzunluğu. İlla bir bulunduğunuz bölgede bir ekoturizm rotası bulabilirsiniz. Ve bol manzaralı, tarihi eserli. Orada mesela yürüyüş yapmak, trekkinge başlamak çok daha kolay, güzel. Ve beginner, başlangıç seviyesinde yürüyüşlerde olacağı için de oralarda da başka yerlerde gezebilir. Daha kolay olabilir. Ne şanslı bir bebek ya. Teşekkürler. Vallahi, maşallah. Teşekkürler. Çok sağ olun. Niagara şelalesine de yaklaşıyormuşuz gibi ses geliyor. Çekmem lazım abi. Bu kadar bir ara drone kaldıran yoktur herhalde. Bu ne ya? Şöyle gidelim. Abi kolay gelsin. Sağ olun abi. Arıyoruz abi. Herkes oyun oynuyormuş gibi görünüyor. Çok güzel lan burası. İşler kolay olmuyor değil mi? Dünya döner tek bir yana, doğsun diye gün bir daha. Ben de döndüm tekrar sana, sönmek için de yana yana. Aşkım hadi su uçuyor. Çok güzel. Orada su uçuyor yani. Gözlüklerim göremiyorum artık. Ne oldu sana geldiğince o senden önce geliyor. Çok iyi ya. Senden önce geliyor aşkım ya. Hazırız başkanım, buyurun. Teşekkür ederiz. Program müdürüm, buyurun. Siz bir kısaca tanıtımını yapalım. Sayın başkanlarım, kıymetli misafirler, hanımefendiler, beyefendiler. Su Uçtu Ekoturizm Parkur alanına hepiniz hoş geldiniz. Bölge müdürlüğümüz adına sizlere dünden beri burada bölge müdürlüğümüzü ağırlamaktan memnuniyet duyuyoruz. Daha 5 yıl önce bir tane olan otobüs sayımız bugün 53'e çıktı. Estetik değerlere ulaştıkları, sağlık değerine ulaştıkları rotalar oluşturuyoruz. O rotalar... Bu fotosel değil mi? Her geçeni sayıyor. Şimdi bak hop geçtim artı bir. 35 bin artı bir mi oldu? Umutlar yürüyor.
patikaya başladık. Her noktada çok güzel manzara varmış. Burası Suuç'tu, ekoturizm rotası. Mükemmel. Burada yanına bir tane yaptığın sandviç var. 3,5 kilometre ne ki zaten. Ye, çayını termos taşıyacaksan taşı. Bu arada bu uyanıyor, acıktı. Geliyor, geçiyor zaman, dönüyor, durmuyor dünya. Ana sütü içmek diye buna derler ya. He? Yani her türlü halt var bak. Emzik var, biberim var. Onu... Eve de sokmuyorum. Dışarıda geziyoruz hep. Sok eve onu. Kaçmakla bitmiyor hiçbir zaman. Oh, yalnızlığın. Sözlerim gerçektir. Benim oğlum, güneş oğlum, senin bile yıldı ol. Doğayı sev. Ha, ne? Ne? Doğayı sev, ayıyı öp. Evet. Yani bu rotada yürümek bu kadar nem, bu kadar sıcak olmasa ki yine iyi ama bence baharda, sonbaharda muhteşem olur. Şu anda da güzel. Şu anda da güzel. Bilmiyorum, ben lohusalıktan çok terliyorum. Ama çok güzel yani. Çok güzel ha. Yani aynı zamanda burada yürüyüş yolu devam ederken sık sık da acil çıkış yerleri var. Bir sıkıntı olursa medeniyete varabiliyorsunuz. Ekosistemin bir parçası. Bunu söylerken herhalde bu ağacın artık yaşam formlarını kaybettiğini ama üzerine bir sarmaşık sararak şöyle mükemmel bir ağaca da dönüştü ortada. O yüzden nedir? Yani doğada hiçbir şey çöp değil, değil mi? Asla değil. Her şeyin bir amacı, katkısı, aracılığı var. Aslında biz de öyle değil miyiz? Öldüğümüz zaman bile faydamız dokunuyor. Değil mi? Köyüme kara kış çökse de aslında insan kendini doğayla ne kadar bütün olduğunu hatırlıyor ve her adımda bir müteşekkirlik, bir şükür, hani nasıl bir kelime kullanırsanız kullanın, bir teşekkür içerisinde oluyor. Ve biz de çok mutluyuz ki çocuğumuz daha doğduğunun 3. gününden beri dışarıda, lensine de sinek kondu. Hadi görüşürüz. Kardeş bacana baba, benim olsa bütün...
dik yerlerde ya da böyle yokuşlarda yan yan basarak inmek sizi de korur ve çocuğunuz da işini de kolaylaştırır. Daha ne diyeyim işte, öyle inin yani. Yeni mi? Kim seni? Dağ ıhlamuru. Çok güzel kokuyor. Elde bir yiyecek kurt köpeği aldım. Onlar da çok akıllı oluyor ya. Değil mi? Üstüne bineceğim. Hah. O beni yiyecek. Şimdi asma köprüden geçeceğiz. Çocuk parkına çevirler aşağıya. Ama canım elini asıyor. Koca adamlar zıplıyor ya. Eyvah. Aferin. Aferin sana. Aferin. Aferin. Aferin sana. Yakaladın en sonunda. Vallahi yakaladın en sonunda. Ne güzelmiş ya. Bedir mantarı. Mantarları anlatıyorlar. Ancak ve anlattıklarına göre doğadaki her şey, bütün mantarlar yani zararlı da olsa parazit olarak yaşar. Aslında barış içinde yaşıyor. Bir insanoğlu bir garip. Evet. Mikorizal mantar ağlar. Yani mikorizal bağlantı var ağlarla. Mikorizal mantarlar her şey birbirle bağlantılı ayakta. Ağı gibi. O yer altından hem de aslında yer üstünden de bir elektrik akımıyla bağlı değil miyiz tüm insanlar ya da tüm canlılar? Tüm canlılar aslında yani ekosistemin bir parçası. Evet. İnsan da öyle. Yani neden insanlar buraya gelme ihtiyacı hissediyor? O sorunun karşılığı tam da bu söylediğiniz şey. Yani hocam güneş şu anda uyanık olmalıydı ve hani burada durmamalıydı ama bu doğanın sesi, ondan sonra o huzur, temiz hava, mamayı bile uyurken işte devam ediyor. Gözünü yani. Hiç açmadı, uyudu devam. Bebeğiniz uyanmadı. Evet. Evet, huzurlu şu anda belli. Çok doğru. Arkaya bak be. Muhteşem ya, bu rotayı ben çok sevdim. Ben de. Biz yine geliriz buraya. Ya da yakın durarak sen seç ben uyarım. Asıl olan aşktır. Bir adım geriye uzlaştık çünkü ortalama biraz. Şimdi belki de hayatın bizi çoğu kişi, of mantara bak. Hayatın belki de çoğu kişi, geldin mi kızım ya? Belki de çoğu kişi, nasıl Ahmet abi? Belki de çoğu kişi bizi karavan yapıyor, otobüs yapıyor olarak biliyor ama gerçekten biz o değiliz. Ya da daha yapamıyor. Ya da bitiremeyen o kişi olarak görüyorsunuzdur. Ama biz o değiliz. Biz normalde Türkiye'de uzun yürüyüş rotalarını sırt çantasıyla yürüyen iki çiftiz. Bir çiftiz.
şey bir çiftiz. Bunu niçin yürüyoruz? Öyle yürümek için de değil. Bir çiftin nasıl sevgiyle, birbirine bağlılığıyla, orada şükrederek, Allah'ı tanıyarak, kendini tanıyarak bir şekilde yolculuk yapmaya çalışıyoruz. Ve onların hepsini izlemek için yani kanalımızdaki listelerden bakabilirsiniz. Kaçkar var, Troya var, Likya var. Başka kamp alanları var. Oradaki yürüyüş rotaları var. Bu ekoturizm rotaları var. Bir bakın orada daha farklı bir İdil'le Burak'la karşılaşacağınıza eminiz. Bazı videoların ilk bir videosu falan böyle çok sarmayabilir ama ondan sonra inanılmaz akıcı olacağını size söyleyebilir. Çünkü çok farklı yerlere gidiyoruz. Onlara bakabilirsiniz. Ha şöyle bir yere işte. Oh, çok güzel esti burası. Terimi mi çekiyor? Ha. Abi bu tabelanın hikayesi ne abi? Tabela 2000 metre yürüdüğümüzü ifade ediyor. Birçok güzel şelaleyle karşılaştık. Normalde benim kanalım değil arkadaşlar. Emaneten buradayım. Az önce de Yağız Derolur arkadaş vardı. Onun da kanalı. Selam. Senin kanalın hangisi? İzci Orman'da. İzci bir garip Orman'da. İzci Orman'dayız. Tamam. Harika bir parkur olmuş. Evet. Keyifle gezdik. Teşekkür ediyorum. Tanıştığım arkadaşların şeylerini de yukarı koyuyorum. Güneşli ilk uzun rotamız mı? Yürüyüş. Kundaktan çıkardık ya şimdi hareketleri. Ne oldu ya? Ay öyle şöyle. Ha, çok mu güzeldi? Tontiki. Çok mu sevdin ekoturizmi sen? Terden sırılsıklam olmuş. Hadi değiştirelim ya. Hemen. Böyle alanlar var. Bu alanların çoğu da acil çıkış yerleri vardı yani gördüğümüz yol kenarında. Aracınızı buraya çekip öyle nokta atış gizler de bulursunuz. Yaşlılarımız yürüyemeyebilir. O yüzden de orada arabayı çekersiniz. O alanı gezer. Bir daha çıkarsınız. Böyle dört tane yerde ayrı ayrı görmüş olursunuz. Her tarafı yürüyemeyebilirler. Ya da aracınızla bırakıp bir daha geri dönmek istemeyebilirsiniz. Sağ olsun OGM bize aracın anahtarını da verebilirdik de öyle bir şey yapmadık. Ne yapmalıysa. Beni arıyorlar. Şeyde. Yolda uyudu. Ha, ondan sonra uyandı evet. Çok güzel bir yere geldik. Burası ne? Ne geldik? Nereye geldik? Bilmiyorum. Ben çubuğunu koyma. Yok koymayacağım. Nereye geldik? İşte bir şey kahvaltı, geç kahvaltı gibi bir şey yapılacak evet, herhalde. Evet böyle bir karnımız acıktı yürüyüş yaptığımız için. Ben sana bir şeyler alıp geleyim o zaman. Tamam. Onu almayalım abi. Onu ekmeği var. Ekmeği ben. Blueberry tarlasını. Yok yemek. Tarlasını gördük. Daha yeni yapılıyor. Büyük bir yatırım yapılmış. Ha. Evet, çok güzel bir olay aslında. Listeyi aldım. Evet abi. Ne listesi be? İşte nasıl yapma. Adamlar burada kaç bin şey yapmışlar. Büyük para kazandırıyor. Yatırımlık bir şey yani. İşte bunlar böyle. Yol uzundu birazcık. Biz burada çok değişik süt üstünleri yerine geldik. Değişik mi? Hı hı. Ne? Deve sütü. Ben bekliğe bakacağım. Ağız tadına göre hangisi? Sert inek. Sert inek. Yağlı da. Yok. Sonra yumuşak inek. İnek ise her şey var diyoruz. Evet. Ama ben kuzucuğum. Bak yumuşak inek burada. Yalıyor seni. Burada ürünün planlayarak sürdürülebilir yönetiyor. Orman köylüsüne bunu toplattırıyor. Toplanan ürünler bir kooperatif mantığı içerisinde fabrikada işleniyor ve yurt dışına ihraç ediliyor. İşte defne örneği var, ıhlamur örneği var, kestane örneği var.
bal üretimleri var. Hasatlarını yapacağız başkanım da hepsine. Hasat programı olduk. Yani evet. Orman bakımında yeşil nefes, ormanda hasat. Aynen. Mesela, İsmi de güzel oldu, ormanda hasat diye. Ormanda hasat gibi bir programımız olacak. Hashtag'le çalışacağız. Oralarda da inşallah o çalışmalarımızı tüm Türkiye'de sizlere paylaşacağız. İşte modellerden bir tanesi de bu. Orman genel bunlardan sizlere naçizane çam sakızı, çobanın armağanı ikram etmek istiyoruz. Buyurun. Çok sağ olun. Vedalaşmayı da böylece yapmış. Teşekkür ederim. Şu zilliyi görüyorsunuz değil mi? Şu zilliyi. Bu zilli, oradaki süt tesisinin ineklerin o herhalde pisliğinden, dışkısı filan olduğu tarafta nasıl bulduysa orayı gidip komple ama çekmedim. Mideniz bulanır diye. Rengi yeşil düzleri yani. Bulanmış. Yeşil. Yeşil inek dışkısı mı? Evet. İnek kakası. Kakası. Bağırsak kokmuyor mu? Rüzgardan geliyor nasıl? Ya İnanamazsınız şu anda donuyor zaten, üşüyor. Yazık, kendisini hala kapattım camı şimdi. Kendisini hala ava gideceğimizi zannediyor. Ava gideceğimizi düşündüğü için de kokusunu böyle absorbe etmeye çalışıyor hayvan pislikleriyle. Tam bir pislik ya. Şimdi çok yorulduk. Ekoturizm rotası bitti. Çok sağ olsunlar. Yani ne büyük işler yapıyorlar. Bak kalkınma kooperatifle beraber usut. Bunlara destek olmuşlar. Köylü süt üretiyor. Dağıtıyor. Çok güzel. Peynir üretiyor. Kaymak üretiyor. Kaymak mı? Ya orası Paşalar. İsmi unuttum şimdi. Paşalar süt ve süt ürünleri işte. Kaymak alsaydık ya. Yani mavi yemişin olduğu yerde ayrı bir dünya. Yani bunu da destekleyen OGM. Çok büyük bir kuruluş. Çok güçlü. Çok çalışanlar hele. Her seferinde böyle şaşırıyoruz ha. Çalışanları sen şaşırtmıyor muydun? Bence de böyle değil mi Pamuk? Çalışanların hepsinin böyle ayrı ayrı bir güzelliği yok mu? Yani evet, gerçekten çok kibarlar ve çalışan hepsi bir abi gibi davranıyor. Evet. Sohbet, muhabbet de çok güzel oldu. Yani ekoturizm rotasını yürürken çocukla yürüdüğümüz için birazcık arkadan devam etmek zorunda kaldık. Bizi geride bırakmamak için arkamızdan uzaklardan bizi takip ediyorlar. Hani başımıza bir iş gelir diye böyle uzaktan uzaktan bizi takip ediyorlar. Göremedikleri zaman geri geliyorlar falan böyle. Allah razı olsun onlardan. Evet. Yani güzel takım çalışması yapıyorlar. Ülkeye, OGM'nin ne olduğunu yavaş yavaş ülke anlamaya başladı bence. O en son o yangın konusunda da anladık. Hı hı. Ne kadar önemli bir teşkilat olduğunu, değil mi? Evet. Eksikler olursa da onlar da düzelecek zaten zamanla. Evet, ekoturizm rotası böyleydi. Kıvanç arkadaşımızın iki tane bungalovu vardı. Oraya yakın bir yerdeyiz. 40 dakika falan sürüyordu. İstanbul yolu üzerinde. Şurada da neydi kız gölünün adı? Ulubat. Ulubat Gölü'ne 400 metre ilerideyiz şu anda. Oradan da kayıkla 5 dakika Gölyazı. Şu anda buradayız. Burası çok değişik bir yer olacak. Kıvanç'ın güzel projeleri var. Karavan park alanları falan da yapacakmış buraya. Olay olay. Evet evet. Neyse biz bir rahatlanalım, dinlenelim. Rahatlanalım ne ya? Beynim kalmadı. Yolda buraya 5 dakika kala güneş cıngarı kopardı. Şimdi bayıldı, Allah'tan uyuyor. Biz de son kapanışı yaptık. Evet. Hadi. Görüşürüz.